Hoş geldiniz. USTC üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. USTC tarafında hacim ciddi halde arttı arkadaşlar. Bununla birlikte gördüğünüz üzere de geldiği pozisyonlardan yani 418'lerden tekrar bir yön yukarı harekete geçti ama bu cılız bir hareket olarak kaldı. Şimdi özellikle geldiği noktadan tekrar 41'lere kadar bir deneme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. 41'lere kadar geri çekilen USDC'yi gördüğümüzde buradan bir parti alım fırsatı verir. Zira zaten bir nokta denemiş olacak. Buradan kısa vadede bir yükseliş yapma ihtimali oldukça yüksek. Bu yükseliş tabii ki yine 4 saatliğin hareketli ortalamasına kadar yükselip patlar. Bununla birlikte yine biz bir süre hareketli ortalama ile destek arasında git gel hareketleri bekliyoruz. Ama en nihayetinde önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu durumda sönmek kaydıyla 35'lere doğru yola çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Durumlarda en genel itibariyle bu şekilde 4 saatliğin EMA 200'e de tabii ki yükselmeye devam ediyor. O yükseldikçe aslında biz de burada akümüle olmaya devam ettikçe olası 35'lere gerilemede çifte destekle bir tam kalkış hareketi gelme ihtimali USDC üzerinde çok yüksek. Tabii ki aynı şeyler aslında LUNC için de geçerli. Yani USDC üzerinden anlatıyoruz ama USDC'nin LUNC üzerindeki etkilerini zaten biliyoruz. USDC'nin kalktığı yerde LUNC kesinlikle durmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese.